Evet, kış sezonu geldi. Sorunlarımız başlamaya başladı. Peteklerimiz ısınıyor mu? Bir kısmı ısınıyor, bir kısmı ısınmıyor mu? Petek temizliği yapılması gerekiyor mu? Kimyasal kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? Bununla ilgili detaylı bilgileri bugün kombi ustamız Fatih Bey'den öğreneceğiz. Bir saniye bu. Bir saniye. Siz gidin, biz her şeyi anlatırız ya. Siz gidin. Yani mikrofonla neyi anlatmaya çalışıyorsunuz ki kardeşim? Benim Türk halkımın esas doğru düzgün bilgiye ihtiyacı var. Yanlış anlamayın siz hem evet değerli tüketiciler peteğimizin üstüsünü altı sınmıyor. Benim tüketicime doğru bilgi, doğru donanımlı sonuç lazım. Değerli takipçiler bugün Fatih Bank ve dünyada eşi benzeri bulunmaya dersem yalan olur. Yozgatlı Ali ustamızla beraber buradayız. Ve şu an yanımızda neydi bu Ali ustacığım? Cep telefonu mu, kamera mı bu? Termal kamera. Termal kamera. Peteğimizin nasıl ısındığını, petek temizliği yapıldıktan sonra üst taraf, alt taraf nasıl bir eşitlik olacak? Videomuzdan sakın ayrılmayın. Ben şimdi bunu söylemeden önce değerli takipçiler, her petek tesisatı işi yapıyorum. Peteklerinizi dört dörtlük temizliyoruz ve kesin sonuç alıyoruz diyen firmaların %50'sine asla güvenmeyin. Her şeyden önce evinizin içine aile yaşantı ya yaşanan evin içine kimi aldığınızı bilin. İş nasıl yapılıyor? Bu işin ehli mi değil mi? Evinizde kullanılacak olan ilaçlar, kimyasal ilaç yanlış kullanırsa ne olur? Örnek, doktor bir ilaç verdi. O ilacı çocuk içerse ne olur? Anında zehirleyip ölebilir. Ne yapıyorsunuz yanlış ilaç içilince? Anında doktora gidip midenizin yıkanması gerekiyor. Allah muhafaza. Tesisatta yanlış ilaç, ilacı farklı şekilde kullandığınız takdirde de kesinlikle çok büyük sıkıntılar olacaktır. Şimdi SADET'e geliyoruz ve özellikle de sizlerden ricam, istirhamım. Bakın işini yapan meslektaşların altını çizerek söylüyorum. Şimdi bazen videolar görüyoruz. Evet, gördünüz mü? Nasıl çamurlu sular çıktı? Ha 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 ha. İşte motor çalışıyor. Rrrr, çamurlu su çıktı. Yemin ediyorum bir ev hanımı şuradaki kör tıpayı söküp içindeki çamurlu suyu çıkartabilir. Bir çocuk o motorun düğmesine basıp brrrr diye tesisat çıkartabilir. Bunlara asla inanmayın, itibar etmeyin. Gözleriniz açık olsun. Çünkü her gittiğimiz tüketiciye şu şekil sıkıntılar geliyor. Evimize motor temizlikle geldiler, ilaç kullandılar. Bir bakıyoruz motor girişlerini çıkışlarını yanlış bağlamışlar. Kombinin içine bütün tesisatı pisliği batırmışlar. Kombi kilitlenmiş. Bilginiz olsun. Şu an peteğimizin buz gibi olduğunu bir Ali ustacığım termal kameramızla ispatlayabilir miyiz karşı taraftan? Evet, şu an biraz daha geri gelelim. Tam bir peteğimiz bir görünsün Ali usta. Şimdi kamera açısından ben ve Ali Bey'in termal kameramız net görünüyor mu? Evet. Bu peteğim de görünüyor. Bakın değerli takipçiler, şu an ben bu ilaçları aldım, şuraya koydum. Bu deneyimizi çok iyi izleyin. Şu an burada bir buz gibi su var. Bu buz gibi suyu havlumuz şu an soğuk. Şu an Ali usta ekranda bu soğuk bez ne renk gözüküyor? Mavi. Mavi yani soğuk. Evet. Şurada renk skalasında aşağıdaki koyu maviyle olan kısım soğuğu yukarı sarıya hatta beyaza doğru giden kısımlar da sıcak noktayı gösterir. Renklerin dili budur. Şu anki kameramızdaki renklerden anlayabileceğimiz kadarıyla mavi renk soğuk. Diğer yerler bakın biraz daha ılık. Ben hemen Türkçesini çevireyim Ali usta. Şu an şu genel peteğimizin en soğuk kısmı bu bez değil mi? Evet. Bakın şimdi termal kamerada bu bezi kaldırdım. Hı-hı. Kamerada bir görebiliyor muyuz? Evet. Bezi yere attım. Kamerada bir gözüktüm. Bez yerde mi? Hı-hı. Harika. Şimdi bakın. Bu tesisat temizi yapılmış bir bez. Ali ustacığım oradan hiç yanaşmadan şu an bu boruda müthiş bir ateş gibi ısı var. Vanamız kapalı. Görebiliyor muyuz? Evet. Şu an en sıcak nokta. Burası mı? Elime tuttuğum yer. Evet. Tesisat borusunun radyatör vanasına kadar olan kısmı. Ateş gibi. En sıcak olan nokta. Kaç termal derece? Kameramızda da onu gösteriyor zaten.
Şu an derecede onu gösteriyor. Diğer noktalarda bakın termal kamerayı nereye götürürsem götüreyim. Evet. En sıcak nokta orası olduğunu bariz bir şekilde gösteriyor. Tamam. Ben şimdi bu çok özür dilerim. Lafınızı kestim. Vanayı açtığım zaman evet. Tesisat temizliğimiz yapıldığı için kombimizin filtresi güzel temizlendiği için güzel bir devir daim yapacak. Şimdi açtığım zaman şuralar şöyle orada kırmızı mı çıkması gerekiyor? Evet. Açıyorum. Şu an Fatih Usta bakın bariz bir şekilde sıcaklığın yayıldığını göreceksiniz. Ben de kameradan görmek istiyorum. Merak ettim. Bakın. Lambayı kapatayım Ali Usta. Gerek yok. Bu şekilde de bariz bir şekilde belli oluyor. Sıcak su şu an peteğin içine doğru ilerliyor. Bir dakika. Bakın. Şu an dur. Şurası evet. Alev gibi. Hı-hı. Termal kamerada zaten gösteriyor. Evranım? Bakın. Kafa sallama kısmışsın. Doğalgazdan korktuğun için kısmışsın. Peteğin en son noktasına kadar vardı. Şu an üst kısımlar sıcak. Bu sıcaklık yavaş yavaş aşağı doğru yayılacak. Evet. Şu an zaten termal kameramızda da en sıcak noktayı bulan gösterge şu an Fatih Usta'nın elinin değdiği yerler. Ali şu an burası harikasındı. Evet. İlk açtığımız yer şurası olduğu için ısımız şu şekilde. Oradan geliyor. Evet, oradan sola doğru ilerliyor ve yavaş yavaş aşağı doğru yayılmaya başladı sıcaklık. Bezi artık atayım mı? Tüketicimiz inandı. Evet. Bakın. Bezimiz soğuk suyla ıslatılmış bir bezdi. Soğuk olduğu için onun rengini mavi olarak gösterdi. Sıcak olan kısımlar da sarıya doğru kendini bariz bir şekilde belli etmeye başladı. Oh. Şu an peteğimizdeki ısı aşağı doğru iyice yayılmaya başladı. Onu da ekrandan bu, rahat bir şekilde bir görelim Ali'ciğim. Evet. Bu şu an peteğin temizlendikten sonraki ısısının şu şekilde aşağı kadar yayıldığının bir göstergesi olacak. Ve bir de randımanlı suyu devir daim etmesi. Evet. Şu an hızlı bir şekilde takır 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 gidiyor. Doğru mu? Evet. Şimdi değerli tüketicilerimiz şundan kesinlikle bilginiz olsun. Evinize petek tesisat temizliği çağırırken benim peteğimin üstü ısınıyor alt taraf ısınmıyor. Şunu mutlaka dipnot altını çizin. Peteğin üst tarafı eğer kombinize 40 ya da 50 derece verdiyseniz kombinin burası peteğimizin burası 40 ya da 50 olur. Aşağı taraf 50 asla olmaz. Burası evet. 15 ya da 20 derece olur. Eğer bu şekilse ılıklık varsa tesisat temizliği yaptırmanıza asla gerek yok. Para nerede kalsın? Cepte kalsın. Bir. Ama burası sıcak. Alt taraf gerçekten bu bezin görüntüsü gibiyse. Ali Usta şu an bir bez nasıl gözüküyor kamerada? Evet. Soğuk. Eğer buz gibiyse gerçekten tesisattaki kombinizin altındaki dönüş filtreni sıkıldır. Şimdi bu şekilde kameramızla beraber beraber Ali Bey gelelim kombin altındaki bir çıkış bir borusuna bir görelim. Evet. Gelin gelin Ebru. Gelin. Gelin şunu şuradan ben alayım. Kaldırım zaten burada oturuyoruz sohbet muhabbet. Evet bakın değerli takipçiler. Şu an karşı kombimi önce şunu bir çekelim. Kombimizin değerli tüketiciler çıkış kaynar borusu. Bu çıkan kaynar sıcak su tesisattan dolanıyor. Buradan tekrar kombinin içine giriyor. Şimdi termal kameramızda baktığımız zaman bu ikisi kalorifer peti olduğu için Ali Bey evet. Nasıl bir gözüküyor? Az daha yakından. Şurada zaten en sıcak noktaları bariz bir şekilde gösteriyor. Soldaki ve sağdaki suların sıcak boruların sıcak suyla. Bu şu an dur kamera buradan net gözüküyor da kamerada mı netlemedi? Az daha. Tamam gözüküyor zaten. Hayır biz buradan ekrandan dur bir saniye. Şimdi evet, kan kırmızı tamam. Gözükmeye bir başladı ekranda. Doğru mu? Sağdaki ve soldaki borular sıcak su tesisatının. Evet cep telefonu tam odaklayamadığı için değerli takipçiler evet. Bakın gördüğünüz gibi sağ taraf dönüş borusu. Sol tarafta gördüğünüz gibi. Efendim şunu şöyle karşı tutabilirsiniz. Bakın mutfaktaki ilk ısınan petek olduğu için Ali Bey. Burayı da hemen çekelim şu gösterelim. Değerli takipçiler bu video mutlaka sizden 1 milyon izlenmesini bekliyorum. Mutfaktaki peteklerinizi ne olursa olsun alt taraftaki vanayı sonuna kadar kapatın.
Kapattıktan sonra milim tur. Milim tur çevirin. Mutfaktaki en yakın petek, kombiye en yakın petek olduğu için buranın her tarafı aynı ısı olmasa da ona yakın olabilir. Evet, şu an kamerayla... Dur, şişini de açtım, kapalıydı. Hı hı. Çünkü ilk... Şu an kamerayla göreceğiz. Evet, ilk basıncı buraya verdiği için ve peteğimiz de küçük olduğu için buranın altı üstü aynı eşitlikte olabilir değerli takipçiler. Buraya kesinlikle aldanmayın. Burası... Bakın şu an sıcaklık yayılmaya başladı petekte. Buranın ısısı ve banyodaki havlupan, küçük petekler anında daha çabuk ısınacağı için altı üstü aynı olur. Ama uzun peteklerde aynı ısı olma imkanı %50 oranında düşük. Çünkü anca dönüşü yaptığından dolayı. Termalimizde şu an ne gözüküyor Ali Bey? Evet. Üst tarafta müthiş bir ısımız var. Lambayı kapatayım Ali Bey. Kapattım. Oo. Bakın sıcaklık... Kameramızı biraz daha odaklı yapalım mı? Aşağı doğru yayılmaya başladı. Yukarıdan aşağı doğru tamamen inecek herhalde. Hı-hı. Evet. Harika gidiyor. Değerli takipçiler, bu arada da hani videomuz nereden baksanız 7-8-9 dakika. Ancak 9 dakikaya bu kadar donanımlı bilgiyi anca sığdırabildik. Ve bunun daha da fazlası var. Şu an aklınıza takılan sorular varsa mutlaka kanalımıza abone olarak, like yaparak alt tarafta yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bakın şu an üst tarafa el asla değmiyor. Aşağı taraf ona keza alt taraf birazcık üste nazaran yakın olduğu için kombiye %70, %80 ısı aşağıya inmiş. Çünkü ilk ısıyı buraya bahsedecek. Sizlerden özellikle ricam televizyonlarda veyahut da internette sağda solda. Çünkü yanlış anlamayın, bazı işini bilen profesyonel ustalar zaten bizim baş tacımız. Çok profesyonel tesisat temizliği yapan, motor ve ilaç kullanan ustalar var. Ama bunları bilmeniz lazım. 3 tane ilaç vardır. Birinci, tesisatın içine atılan ilaç tesisattaki çamurlu suyu çözer, atar. İkinci, attığınız ilaç ilk atılan ilacın zehirini, yani nötrleştirmeye çalışır. Üçüncü ilaç da tesisatın içinde kalır. Peki bunu bize soracak olursanız, sen yapıyor musun Fatih Bey? Açık konuşayım. Fatih Bank motorla, kimyasal ilaçla temizlik yapmıyor. Ben burası kimyasal petek temizliği olmadan yapılan yer. Açık konuşayım, kimseyi de kandırmaya gerek yok. Karadeniz adamıyız, yalan konuşmayız hayatta. Kendi evim olduğu için bu görseli de burada çekmek istedik. Kesinlikle hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanmadık. Kendi kombimizin motoruyla, içindeki tesisatın suyuyla, ilaç kullanmadan tertemiz pırıl pırıl yapıldı. Görüntü budur. Evinize, tesisatınıza yanlış bağlantı olmadığı müddetçe, borularda kırıklık olmadığı müddetçe, dirsekler tıkanmadığı müddetçe yaptığımız işten sonucu %100 alıyoruz. Eğer sıkıntı varsa da mecbur tüketicimizi bir tesisatçıya yönlendiriyoruz. Kime mesela? Ali Bey, hemen şöyle bir buyurun. Hemen eğer tesisatta sorun varsa internete, Google'a Özdemir Ticaret Ali Usta yazıp da bakabilirsiniz. acilsutesisatçisi.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Kesinlikle. Su tesisatınıza böyle evde olur ya, musluk patladı, 24 saat Ali hizmet veriyor. Ama Ali, ben sana karşıyım. Ne gibi karşıyım? Beni saat gece 3'te arayacak. Hayır, kral arasın, gitmem. Ama Ali'nin de bir özelliği var. Yeter ki müşteri memnun kalsın diyor, beni 3'te de arasalar diyor, pijamayla da gelirse giderim diyor. Videomuzu izlediğiniz için, takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar Ali'cim. Senin söylemek istediğin halkımız adına bir şey var mı? Evet. Bu termal kameranın aynı zamanda ısıyı göstermesinin dışında kaçak su kaçak tespitlerini de bulmasında... Virgül, uyanıklık yapalım, videoyu kapatalım. Onu da yerin altından giden çeken ayrı bir video yapalım. Hoşça kalın. Şimdi siz bundan sonraki yüklenen videoya bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.